Herkese merhaba. Geçtiğimiz videoda öğrendiklerimizi kullanarak basit bir oyun geliştirmeye başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Robo, bir fikrin var mı? İlk olarak oyunumuza hangi özelliği ekleyelim? Bence puan ekleyerek başlayabiliriz. Oynadığım hemen her oyunda düzeyime göre bir puan alıyorum. Biz de oyunumuza puan ekleyebilir miyiz? Bence çok iyi bir fikir. İstersen puan özelliğini şu şekilde ekleyelim. Oyuncu bir ödüle değdiğinde bir puan alsın ve toplam puanına eklensin. Cezaya değdiğinde ise durumun tersi olsun. Şimdi bu noktada oyuncunun puanını tutmak için bir değişkene ihtiyaç duyacağız. Unutma, değişkenler programcıların yazdıkları program boyunca hafızada tutulmasını istediği bilgileri saklar. Biz de puanı oyun boyunca saklamak ve kullanmak istediğimiz için bir değişken kullanacağız. Evet, bunun için de öncelikle değişkenimize bir isim vererek başlayalım. Değişkenimizin ismi puan olsun. Bu isim, puan değerinin hafızada tutulacağı bölgenin ismi olacak. Bilgisayardaki bilgiler hafızanın belirli bir bölgesinde tutulur ve biz bu bilgilere o bölgeye verdiğimiz isim aracılığıyla ulaşırız. Yani programcı bu bölgedeki veriye ve biz bu bilgilere ve bu veriyi değiştirebilir. Örneğin A'nın değerini 7 yapmak için A eşittir 7 komutunu girmek yeterlidir. Ya da A'nın değerini 2 arttırmak için A eşittir A artı 2 veya A artı eşittir 2 ifadeleri kullanılabilir. Yani aslında A eşittir A artı 2 dediğimizde hafızada A ismi verdiğimiz bölgeye gidiyor. Oradaki sayıyı okuyor ve sonra o sayıya 2 ekliyoruz. Sonrasında da aynı hafıza bölümüne sonucu yazıyoruz. Buraya kadar anladım. Ama anlamadığım bir nokta var. Hafızada hep sayı mı tutabiliyoruz? Mesela ben arkadaşlarımın isimlerini bir değişkende tutmak istesem yapamaz mıyım? Çok önemli bir soru. Ben de tam o noktayı açıklamak üzereydim. Programlamada farklı türde değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenler bazen tam sayı, bazen ondalıklı sayı, bazen de senin arkadaşlarının isimleri gibi metin taşıyabilirler. Örneğin, puan eşittir 5. Bir tam sayı taşıyan değişkene örnek olarak verilebilir. Boy eşittir 1.80 ise ondalıklı bir veri taşıyan değişkendir. İsim eşittir Robo ise senin de fark edeceğin gibi metin taşımaktadır. Bu noktaya açıklık getirdiğimize göre oyunumuza devam edelim. Oyun içinde puanı hesaplayıp bir değişken aracılığıyla saklasak bile hala ekranda görünmesini sağlamamız gerekiyor. Bu iş için screen.draw.text metodu kullanılır. Şimdi oyuncu puanının ekrana yazılması için bu metodu kullanabiliriz. Bu metodun ilk parametresi olarak ekranda görünmesini istediğimiz metin girilmelidir. Ama puan bir tam sayı değil mi? Evet, bir tam sayı. Tam da bu nedenle puan değişkeninin str fonksiyonuna ait parantezler arasında yazıldığını göreceksin. Burada str fonksiyonu ile tam sayı olan puan değeri metin olacak şekilde dönüştürülür. Yani str fonksiyonunun görevi verilen ifadeyi metin ifadeye çevirmektir. Puan değişkeni doğrudan kullanılırsa hata mesajı alınır. Çünkü puan değişkeni bir tam sayıdır ve screen.draw.text metodu metin ifadesi kabul eder. Ama şimdi yine kafam karıştı. Puan bir tam sayı. Onu metne dönüştürdük ama ekrana yazacağım puan hala bir sayı. Metne dönüştürülünce yanlış olmayacak mı? Tam sayı tutan bir değişkenin içerisindeki değer, metne dönüştürüldüğünde artık o değerle sayısal değil, metinsel işlemler yapılabilir. Örneğin, bu değerle başka bir sayı toplayamayız. Ama görünüş olarak yine aynı kalacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Str fonksiyonu ile puan isimli değişkenin türünü değiştirmiyoruz. Sadece puan değişkeninin taşıdığı sayıyı okuyup ilgili yerde onu metin olarak kullanıyoruz. Yani puan değişkeninin kendisine bir şey olmuyor.
Şimdi ikinci parametreye geçelim. Bu metodun ikinci parametresi ekrana yazılacak metin ifadenin x ve y değerlerini yani konumunu belirlemek için kullanılır. Width 2 eğik çizgi 2,20 değeri metnin ekranın üst orta kısmında gösterilmesini sağlayacaktır. Komut içerisindeki color özelliği ise metnin renginin ne olacağını belirlemek için kullanılır. Burada 0,0,255 değeri yani mavi seçilmiştir. Son olarak font size özelliği ile metnin büyüklüğünü belirleriz. Şimdi puanın ekranda görünmesini sağlayan kodu yazalım. Oyuncu ödüle değdiğinde puan artırılacağı için kodun bu kısmını değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki not ifadesini kaldırarak oyuncunun ödüle değdiği zaman yapılmasını istediğimiz işlemleri yaptırabiliriz. Oyuncu ödüle değdiğinde puanın artmasını istediğimizden koşul ifadesinin gövdesinde puanın artırılması komutunu veriyoruz. Fakat bu değişikliği yaptığımızda oyuncunun ödüle değmediği durum için de ödülün görüntülenmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için else ifadesini kullanacağız. Hatırladığınız gibi else ifadesinin gövdesinde bulunan komutlar üstte bulunan koşul veya koşulların gerçekleşmediği durumlarda çalıştırılır. Burada oyuncu ödüle değmiyor ise else'in gövdesinde bulunan komutlar çalıştırılacağı için ödülün ekrana çizilme işlemini else'in gövdesinde yazmamız gerekir. Oyuncunun cezaya değme ve değmeme durumlarındaki işlemler de aynı şekilde yaptırılır. Kodu incelersek, global puan ifadesi gözümüze çarpacaktır. Bu biraz karmaşık bir durum. Fakat ben basitçe anlatmaya çalışayım. Puan değişkeni, draw ve update fonksiyonlarının dışarısında tanımlanmıştır. Puan değişkeni gibi fonksiyonların dışında tanımlanan değişkenlere global değişken denir. Global değişkenlere programın her tarafından erişilebilir. Örneğin, puan değişkenine draw ve update fonksiyonlarından erişip onun değerini ekrana yazdırabiliriz. Ancak global bir değişkenin değerini bir fonksiyon içerisinde değiştirmek istersek, fonksiyon içerisinde o değişkenin global olduğunu belirtmemiz gerekir. Draw fonksiyonu içerisinde bu nedenle global puan ifadesini kullandık ve bu sayede draw fonksiyonu içerisinde puan değişkeniyle işlemler yapabildik. Aksi takdirde hata mesajı alırdık. Anladım. Global isminden de anlaşılacağı gibi her yerden ulaşmak istediğimiz değişkenleri global olarak yani fonksiyonların ve bütün blokların dışında tanımlıyoruz. Bu değişkenlerin değerini fonksiyon içerisinde değiştirmek istersek onu fonksiyon içerisinde global olarak ayrıca belirtiyoruz. Fakat benim aklıma hemen lokal ifadesi geldi. Global kelimesinin aksine lokal kelimesi sınırlı bir bölgeyi belirtmek için kullanılıyor. Derslerde bu iki ifadenin sıklıkla birlikte kullanıldığını duydum. Global değişken olduğuna göre lokal değişkenler de var mıdır? Çok güzel bir noktaya değindin Robo. Aslında ben bu konu üzerinde durmayı planlamıyordum. Sen sorduğun için kısaca değineyim. Evet, lokal değişkenler de var. Örneğin bir değişkeni fonksiyon içerisinde tanımlarsan, bu değişken o fonksiyon ile sınırlı olur. Ona dışarıdan veya başka bir fonksiyon içerisinden erişemezsin. İşte bu tip değişkenlere lokal değişkenler denilir. İstersen bu konuyu şimdilik burada bırakalım. Biraz hızlı davranarak senden önce programı çalıştırdım ve bir sorunla karşılaştım. Ödüle değdiğimde ödül yok oluyor ama puan sürekli artıyor. Aynı şey cezada da oldu. Onda da puan sürekli azaldı. Arkadaşlarımızın görmesi için ben de programımızı çalıştırayım. Evet, aynı sorun burada da karşımıza çıktı. Şimdi bu durumu
hızlıca çözelim. Bu durumun temel nedeni, ekranda ödül ya da ceza görünmese de aslında onların hala orada duruyor olmasıdır. Sadece ekrana basılmadılar. Bu nedenle de yok olsalar bile oyuncu ödül ya da cezaya değmeye devam ediyor değil mi? Ve puan sürekli artıyor ya da azalıyor. Kesinlikle doğru. Ancak bu problemi çözmenin birçok farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi, oyuncu ödüle veya cezaya değdiğinde ödül ve cezanın yerini değiştirmektir. Ödül veya cezanın yeri değiştirildiğinde oyuncu bunlara artık değmeyeceği için puanda bir değişiklik meydana gelmez. Her ne kadar programımız bir hata mesajı vermese de ikinci bir sorunumuz daha var. O da puanın değerinin değiştirildiği yer ile alakalı. Draw fonksiyonu ekrana çizilecek öğeler için kullanılan bir fonksiyondur. Puan ve ekran konumu gibi değerlerin güncellenmesi için update fonksiyonu kullanılır. Draw fonksiyonu içerisinde puanın değiştirilmesi sıkıntı çıkarmadan çalışır. Fakat program tasarım açısından bu görevin update fonksiyonunda yerine getirilmesi daha doğru olacaktır. Bu durumu daha sonra düzelteceğiz. Şimdi sana bir görev veriyorum. Bir sonraki videoya kadar ödül ve cezanın yerini değiştirerek sürekli puan artması ya da azalması sorununu çözmeye çalış. Merak etme, çözemesen bile bir sonraki videoda beraberce üzerinde çalışacağız. O zaman ben hemen çalışmaya başlıyorum. Görüşmek üzere.